Yaptığı mizah paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun hedefinde yine estetik yaptıran ünlüler vardı. Sık sık estetik hakkında yorumlarda bulunan Dermancıoğlu bu kez başına file çorap geçirdi. Arkadaşının file çorabı yukarı çekmesiyle yüzünü gerdiren oyuncuları tiye alan Dermancıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Usta sanatçı Ebru Gündeş, aldığı ödül töreni davetlerinden bir süredir rahatsız olduğunu belirterek açıklamalarda bulundu. Gündeş sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, her yıl olduğu gibi, Eylül ayının gelmesiyle birlikte ödül tören organizasyonlarının davetleri başladı. Ancak bir süredir olduğu gibi bundan sonra da ödül törenlerine katılamayacağım için aday gösterilmemin de ödül almamın da uygun olmadığını düşünüyorum. Mesleğinde 30 yılını devirmiş bir sanatçı olarak bu ödüllerle daha fazla motive olacak kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla buluşmasının daha doğru olduğu kanaatindeyim ifadelerini kullandı. Türk futbolunun önemli isimlerinden Fatih Terim, 70. yaş gününü kutladı. Doğum günü için yapılan organizasyona futbol camiasından ve ünlü camiasından isimler katılırken bu isimlerden biri de oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ oldu. Tatlıtuğ, Terim ile bu pozunu sosyal medya sayfasından paylaştı. 2022 yılında nikah masasına oturduğu Çağlar Ökten'le birlikte sabah programı yapan Seda Sayan, eşiyle diyaloglarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak yayınlanan programda eşinden yorum almak isteyen Seda Sayan'ın, "Durun kocam konuşsun" deyince, Çağlar Ökten'den evlilikleriyle ilgili, "Evliliğimizde sürekli komut alan bir adam olsam beni istemezsin" itirafında bulundu. Eşinin itirafını evet diyerek doğrulayan Sayan'ın eşiyle bu diyaloğu gündem oldu.